Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Sıkı, Türkiye'deki yağışın geçen yıllara göre azaldığını, bunun canlılar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Son yıllarda meteorologların açıkladığına göre son 10 yılın İzmir ve Türkiye olarak en kurak dönemini geçiriyoruz. Diğer canlılar bir kere beslenme yeri olarak, alanı olarak daralıyor. Özellikle sucul, omurgalı ve omurgasızlarda beslenen kuş ve diğer canlılar için. Tabii sulak alanlar azaldığı zaman oradaki bitki örtüsü de tahrip oluyor. Dolayısıyla kuşlar yönüne bakacak olursak hem beslenme hem de kuluçka yatma alanları da azalıyor. Uzun yıllardır İzmir Kuş Cenneti'nde bilimsel araştırmalar yapan Profesör Doktor Mehmet Sıkı, bu eşsiz doğal alan için kuraklık tehlikesinin alınan önlemlerle şimdilik söz konusu olmadığını söyledi. Kuşların ve diğer canlıların, kuş cenneti canlıların feryadını biz Sayın Bakan'a ilettik basın yoluyla ve resmi yazılarda yazmak suretiyle. Sayın Bakan da sağ olsun bu feryadımızı cevaplandırdı. Feryadımıza çare oldu. Ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, dolayısıyla İzmir'deki DS 2. Bölge Müdürlüğü'ne talimat verilmek suretiyle İzmir Kuş Cenneti'ne takviye motopomp kurularak su sağlanması talimatını verdi. Ağustos ayının sonunda daha önce 20-25 yıldan beri bir şekilde akışı yavaşlayan sazlıklara uzanan kanallarda bir iyileştirme çalışması yapıldı. Bunun yanında yine ana kanaldan sazlıklara su iletim hattının ağızlı menfez dediğimiz kısımlar genişletildi. Daha böyle kalıcı hale getirildi. Yine bu çalışmalar kapsamında...